Deli Mine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok önemli bir konuyla beraber yeniden karşınızdayım. Beni tanıyanların çok iyi anlayacağı bir açıklama videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çok çılgın içerikler üretiyoruz ve bu yaptığımız çılgın videolar arkadaşlar, yani ürettiğimiz çılgın içerikler geleneksel medyada, yani televizyonda çok fazla ilgi çekmeye başladı. Neler yapıyoruz? Çılgın videolar yapıyoruz ve televizyon kanalları alıp bunları ana haber bültenlerinde çarpıtarak yayınlıyorlar. Birçok YouTuber'ın başına geldi, benim sürekli başıma geliyor. Çünkü pek de kimsenin yapmadığı videoları yaptığımız için, pek de kimsenin cesaret etmediği şeylere girişip bunları yaptığımız için artık görüntüyü alıp üzerine kendi taraflarından yorumlayarak videolar yapmaya başladılar. En son maruz kaldığımız Show TV ve TGRT ana haber bültenlerinde çıkan bir videodan bahsetmek istiyorum. Bizim iki tane videomuzu alıp güzelce kolajlayıp üzerine kendi yorumlarını ekleyip paylaşmışlar. Olay şudur, size kısaca videoyu izleteyim. Daha sonrasında kendi fikirlerim nedir ve Show TV ile alakalı ne gibi bir yasal süreç izleyeceğimi hepinize anlatacağım. Önce videoyu açayım. Evet, şöyle bırakayım. Ben de izleyeyim. Siz de izleyin. Evet, videoyu izliyoruz. Başınızı döndürecek görüntüler var sırada. Antalya'da iki genç internette fenomen olmak için ölüme davetiye çıkardı. Falezlerde zıplayan gençlerden biri az kalsın metrelerce yüksekten düşecekti. Sakin, acan yok, sakin. Sakin. Ne ölümle burun buruna gelmeleri durdurdu onları, ne de falezlerin kıyısında olmaları. İki genç ölümle böyle dans etti. O anları da başlarına taktıkları kamera kaydetti. Burası tarihi kale içi surları. Binadan binaya atlayan iki genç ölüme böyle meydan okudu. Gençlerin falezlerde yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi. En ufak hata ikisi için de ölüm getirecekti. Zaman zaman o tehlikeyi çok yakınlarında hissettikleri de oldu. Sakin, acan yok, sakin. Sakin dedim. Düşen genç son anda tutunmayı başardı. Ama tehlikeye aldırış etmeden hayatlarını hiçe saymaya devam ettiler. Üstelik bunu paylaşım sitelerinde daha çok takipçi almak için yaptılar. Az önce arkadaki ses duydun, değil mi? Gördüğünüz yerden tırmandık. Az önce şu gördüğünüz yerden tırmandık. En sonunda o cümleyi bırakmışlar. Şimdi izlediğiniz görüntüler arkadaşlar, Show TV'nin 4 Nisan akşam ana haber bültenlerinde yayınladığı haberden bir kesitti ama benim videomdu. Tamamen benim kameramla çekilmiş. Benim bilgisayarımla montajlanılmış. Benim kanalıma, benim lisans içeriğime ILS Vision etiketiyle yüklenilmiş bir videonun kesinlikle tarafımdan izin alınmadan haberlerinde paylaştıkları bir görüntü. Daha önce de görüntülerimizi paylaştılar ama artık her paylaştıkları haberde böyle bir basamak yükselterek paylaşıyorlar. Artık iyice yaptıkları şey habercilikten çıkıp yorumlamaya dönüştüğü için ben bu konudan çok rahatsız oldum ve avukatımı arayıp bu konuyla ilgili yasal süreci başlatmamız gerektiğini söyledim. Kendisini arayayım, bu konuyla alakalı devlet ne gibi şeyler söylüyor, ne gibi yükümlülükler var, ne gibi maddelerde içerik hırsızlığını söylüyor. Ya bu bildiğiniz içerik hırsızlığı. Benim kameramda üretildi, benim videom, benim içeriğim, benim emeğim, kanalıma yüklemişim. Bu adamlar benden izinsiz paylaşıyorlar, bir de orada hakaret ediyorlar bana. Paylaştırmam. Arkadaşlar işin ironik tarafı, bu kanal daha önceden de beni haberlerinde paylaştılar. Bir önceki haberde ne yaptılar? Gökdelene çıkan gençler çok çılgın görüntüleriyle herkese heyecanlandırdı. Bu gençler çok heyecanlı ve çılgın işler yapıyor falan diye özel haber olarak yine bizi reytinglerinde kullandılar. Ses etmedim. Antalya'da bir organizasyonda, fenomen olarak katıldığımız bir organizasyonda ben topuklu ayakkabıyla koşmuştum kadınlara destek olmak için. Çektikleri haberde, orada topuklu ayakkabıyla koşarak katıldığım organizasyonda yaptıkları haberde beni sosyal medya fenomeni olarak böyle yerlere göklere sığdıramayarak haber yapmışlardı. Aradan 10-15 gün geçiyor. İşte ben başka videolarla yeniden içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu sefer alıyorlar. Ünlü olmak için kendini uçurumdan aşağı attı. Bu bir kere içerik hırsızlığıdır. Bu bir kere emeğe yapılan saygısızlıktır. Aynı zamanda tarafından izin alınarak paylaşılmadığı için bu yasal bir suçtur arkadaşlar. Daha öncesinde de örneklerini görüyoruz. Geleneksel medyanın, yani televizyonun YouTuber'lar üzerine çok büyük bir saldırısı var. Yok efendim işte vergilerini ödemiyorlar, yok efendim çok para kazanıyorlar bilmem ne. Ama baktığın zaman YouTube'un, yani sosyal medyanın televizyonlar üzerine bir saldırısı yok. Televizyon izlemeyin çok kötü diyor muyuz? Biz televizyon izlemeyin çok kötü içerikler üretiyorlar diyor muyuz? Böyle 50 saat reklam yapıyorlar diyor muyuz? Demiyoruz, demeyeceğiz. Çünkü o da sizin kendi tarafınızdan hazırladığınız, oluşturduğunuz, size ait olan bir içerik. O zaman mesela ben de sizin bir tane içeriğinizi alayım, kanalıma yükleyeyim. Doktorlar dizisini alayım, yükleyeyim. Olur mu? Olmaz. Ben paylaşmıyorsam siz de benim içeriklerimi paylaşmayacaksınız. Şimdi avukatımı arayacağım ve bu konu yasal olarak ne gibi bir yükümlülüğe sahip, bunu öğreneceğiz. Daha sonrasında avukatımla beraber Show TV'ye dava açacağım ve
emsal teşkil ettirecek YouTuberların üzerine oynanılan oyunlarla alakalı serüven başlayacak. Şaka bir yana bu gerçekten düşündüğüm ve yapacağım bir şey. Hukuk danışmanımı Osmancan Başdemir'i arıyorum ve bu konuyla alakalı yasal yaptırımlar nedir, gereklilikleri nedir hepimiz birlikte duyalım. Açmıyor. Bizi terk ediyormuş. Allah aşkına aç lütfen. Alo, merhabalar abi. Merhabalar. Nasılsın, ne var ne yok? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim. Şimdi bir konuyla alakalı bir maruzatım var. Onunla ilgili bir fikrini almak istiyorum senin. Tabii, buyurun. Biz bir video yayınlamıştık YouTube'da. Bu video bizim iznimiz olmadan Show TV ana haber bültenlerinde ve tarafımıza böyle kötü eleştiri yapılarak yayınlandı. Bu konuyla alakalı ne gibi yaptırımlar uygulayabiliriz? Çünkü bu durumdan bayağı rahatsızız ve YouTuber'lar üzerine daha önceden de böyle paylaşımlar yaptılar. Bu konuyla ilgili bizi biraz aydınlatır mısın? Şu an seyircilerimiz seni dinliyor. Evet, o zaman şöyle başlayayım. Arkadaşlara da merhaba diyorum. Hı hı. Öncelikle olayı Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ele almak lazım. Hı hı. Çünkü YouTube kanallarında çekilen videolar da hukuken sinema eseri kabul ediliyor. Sinema yani eseri kabul ediliyor bizim çalışmalarımız, evet. Bu eserin sahibi ise onu meydana getirenler. Yani sizsiniz. Kanal sahipleri. Evet. Öte yandan bu vesileyle de YouTube'da çekilen ve bu videolardan doğan mali ve manevi hakların yegane sahibi eser sahipleri. Yani biziz. Evet, sizsiniz. Yani Deli Mi Ne kanalında yayınlanan videonun bir haber programında, haber mahiyetinde yayınlanmasında bir sakınca yok. Bizim videomuzu alıp haber kanallarında yayınlayabilirler. Yayınlayabilirler ama bu yapılırken hak sahibinin, yani Deli Mi Ne kanalının, yani sizin, hı hı, hukuki olarak menfaatlerinize zarar verilemez ve eserden normal olandan fazla yararlanılamaz. Yani örneğin sözde kullanılanlar da ünlü olmak için öleceklerdi, internette fenomen olmak için ölüme davetiye çıkardı, evet, gibi ibareler haber mahiyetini ve bilgilendirme kapsamını aşmış, objektiflikten sapmıştır. Yani evet, hiç gerekmediği halde, lüzumlu olmadığı halde, yani haber mahiyetiyle de bağdaşmadığı halde bültende videonun neden çekildiğiyle alakalı tespit yapılmış. Şahsi olarak yorum yapıyorlar abi. Yani evet, bu olayın, evet, içeriğinden saptırılıp kendi fikirlerini sunmaya başlıyorlar. Doğru mu? Biraz öznel davranmışlar. Yani zaten kanal sahibi halihazırda YouTube'da milyonlarca defa izleniyor. Yani evet, milyonlarca defa izleniyorsun sen. Bu vesileyle de haberin böylesine özne ifadeler kullanılmak suretiyle topluma sunulması, yani senin hukuki menfaatlerine zarar veriyor. Bu vesileyle de hem de ayrıca senin, hı-hı, haberde yayınlanan görüntülerde ben izledim. Yüzün gözüküyor ve evet, açık aleni bir biçimde gözler önüne seriliyor. Bir de hakaret ediliyor. Uçurumdan, evet, aşağı kendilerini atıyorlar filan diye. Çok utanıyorum. Evet. Ya bu vesileyle de, yani son olarak söyleyeceğim şahsi kanaatim de benim, yani bu ilgili haber programı senden habersiz bu videoyu kullanmak suretiyle yani senin umuma iletim hakkını, yani yayınlama hakkını, evet, ve kişilik haklarını ihlal etmiştir. Maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyiz? Ya mümkün, mümkün. Tamam abi, teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğin için. Rica ederim. Görüşmek üzere, haberdar olalım. Hoşçakal. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim ürettiğimiz videolar bir sinema eseri gibi ve üreticilerinin de bu eserin sahibi olarak devlet nezdinde bizim konuşlandırıldığımız nokta. Doğru mudur? Bu arkadaşlar da alıp bunu haber yapma hakkına sahipler. Ancak bunun üzerinden kişisel yorumlarını ekleyip benim şahsıma ve maddi ve manevi kazancıma kötü bir sonuç doğuracak yorum yapma hakkına sahip değiller. Evet. Fenomen olmak için ölüyorlardı kelimesi benim şahsıma yapılmış bir hakarettir. Ben zaten fenomenim diyeceğim, o da çok egoist olacak. Değilim. Kesinlikle değilim. Yani şöyle, milyonlarca izlenim alan kanalımız zaten onların yaptığı haberden önce de milyonlarca izlenim alıyordu. Bu yaptıkları yorum bunların yaptığı hatadır. Bu konuyla alakalı hukuki süreci başlatacağız. Hukuk danışmanımız Sayın Osman Bey de bu konuyla alakalı yasal süreci bize anlattı. Bu davadan kazanacağım bütün parayı da sokak hayvanları için harcayacağım arkadaşlar. Bakalım bunu da Show TV ana haber bültenlerinde sosyal medya fenomeni bizden kazandığı tazminat parasıyla sokak hayvanlarını doyurdu diye haber yapacak mı? Ayrıca arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. O paylaştıkları kaleye tırmandığımız videoda biz bir alt mesaj vermek istedik. O videonun bir teması vardı. Videoyu izleyenler bilir. Arkada Mehter Marşı çalıyordu ve Mehter Marşı çalarken biz kaleye tırmanmaya çalışıyorduk. Yani ecdadımızın yaptığı, daha önceden savaşlarda hissettiği duyguları bir nebze olsun size hissettirmek istedik.
Onlar tepelerine kızgın yağ dökülürken o kaleye tırmanıyorlardı. Ben normal tırmanamadım, yuvarlandım yani. Olayımız bu. Oradaki sesi kısmışlar. O beni üzdü. Keşke arkada mehter marşı çalarken o haberi yapsaydınız. Keşke haberimi kötü şekilde yapmasaydınız. Ya da haberi gerçek yönleriyle haber yapsaydınız. Kişisel yorumlarınızı, uydurmasyon yorumlarınızı eklemeden yapsaydınız. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu süreci adım adım takip edeceğim ve bunları sizinle paylaşacağım. Ne gibi şeyler yaşadığımızı. Bakalım gerçekten bizim emeğimize saygısızlık yapan insanların hukuki süreçte karşılığını aldığını görecek miyiz? Adliyeye de gideceğim, davaya da gireceğim. Gerekirse hukuk danışmanımla beraber başvuru yapılırken, dilekçe yazılırken orada da bulunacağım. Daha önceden de YouTuber'lara olan saldırıları oldu. Bundan sonra olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama emsal teşkil edilecek bir karar olduğunu bildiğim için ve YouTube üzerine, yani biz YouTuber'lar üzerine kötü algı oluşturulmaya çalışıldığını bildiğim için buna engel olmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz, bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Like atarak destek olabilirsiniz. Abone olarak da gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Abi bu olaydan haberdar değiliz. Bu hangi video üzerine oldu diyorsanız da şuradan o videoyu geçerek neler yaşandığını görebilirsiniz. Bay bay.